Arkadaşlar merhabalar, hepinize sevgiler, selamlar. Sevgili arkadaşlar, bugün Türk sinemasının efsane isimlerinden, yıldız isimlerinden Kayhan Yıldızoğlu beyefendiyi son sulu oluyoruz. Sevgili arkadaşlar, işte biz de Kayhan Yıldızoğlu beyefendinin başta kızları olmak üzere ailesine, sevenlerine ve sinema camiamıza başsağlığı ve sabırlar diyoruz. Kendisine de Allah'tan gani gani rahmet diyoruz. Sevgili arkadaşlar, biz de Şener Bozbey İstanbul'un sesi olarak işte Kayhan Yıldızoğlu beyefendinin cenaze törenini baştan sona sizler için çekeceğiz. Ve olabilirse de buraya gelen ünlü kişilerle de röportajlar yapacağız. İşte arkadaşlar, hemen cenaze töreni için ilerliyoruz. Sunan Hanım, efendim merhabalar. İstanbul Ses kanalımız var. Başımız sağ olsun. Bugün çok kıymetli bir büyük bir duayenimizi sonsuzlu oluyoruz. Ne söylemek istersiniz onun bir eşi olarak? Hem onun soy ismini alan bir sanatçı olarak. O onur verici. Zaten biz ayrıldıktan sonra sordum ben. Soyadımı. Estağfurullah. Taşıyabilir miyim diye. Ondan sonra, saçmadan kızım tabii ki falan diye. Sanatçı kişinin yanında efendim çok da beyefendi bir kişiydi değil mi? Fasasıyla. Çok naif bir kişiydi. İnanılmaz beyefendi. Yani benden daha İngiliz duruyordu. Hatta bizim şeyimiz vardı. Bir gün ben arka odada, daha ilk beraber olduğumuzda, ben arka odada Orhan Gencebay'ı dinliyorum. Ondan sonra o da ön odada orkestra yönetiyordu. Klasik müziği çok seviyordu. Klasik müziği seviyordu. Böyle, ya dedi, ben dedi İngilizle evlendim, Orhan Gencebay'ı dinliyorum. Yani anlıyorum. Yani çok tatlı. Efendim vallahi gerçekten bu hatıralarla yaşamak hem sizleri hem bizleri evet, çok mutlu etti. Çünkü bugün büyük bir duayen sanatçı hem de beyefendi bir kişiye sonsuzlu oluyoruz. Önemli bir evet, insan. Yani arkada çok hatıralar çekti, bıraktı. Evet. Aynen. Bu çok kıymetli bir şey. Herkes seviyor. Sağ olun. Herkes çok çok teşekkürler. Başsağlığı ve sabırlar diyoruz. Salim Dündar'ı tanıyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. O da Salim de şeydi, eski arkadaşımız. Eski arkadaş, evet. Evet.
Anılarımız var değil mi? Ne anılar? Kitap olur, kitap. Evet, Salim Bey, size de basalı ve sabılar diyoruz. Siz efendim böyle kısaca böyle bir beyefendimize, sanatçı abimize bir anınız var mı bizimle paylaşmak istediğiniz? Anı mı? Biliyorum tabii ki. Bütün Türkiye tanıyor Sunan Hanım'ı. Yok anı yok mı? Biz... Anı değil, kitabı. Kitap olur, kitap. Aynen. Hoş ver, herkes burada. Kitap olur. Evet. Ama evet. Çok İşte burada söylesin. Yani çok naif bir şeyimiz, dönemimiz vardı. Değil mi? Ben Sunan'dan dolayı ilk Kayhan Bey'le tanışmıştık. Evet, oldu. Beraber çalışıyorduk. O nedenle arkadaş olduk. Ve İstanbul'da, Kıbrıs'ta sevgililerimiz var. Evet, evet. Bora efendim Ayan biz oldu. De Kayhan Bey'e Allah'tan gani rahmet diyoruz. Siz sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diyoruz. Milletimize sabırlar diyoruz. Sağ olun, var olun. Çok çok teşekkürler. Teşekkür sağ olun. Sağ olun efendim. Müjdat abi efendim merhabalar. İstanbul Ses kanalımız var. Bugün çok kıymetli duayen bir sanatçımızı Kayhan Bey'i bir yıldızı sonsuzlu oluruz. Efendim nereye söylemek istersiniz? Başımız sağ olsun. 1960'tan bu yana dostumdu. Evet. İşte iyi, güzel bir günde aramızdan ayrılıyor. Doğru. Efendim bir de Yeşilçam'ın son star naif sanatçılarından biriydi değil mi? Evet. Evet, o çok kıymetli bir şey. İyi oyuncu. Evet. Basallı ve sabırlar diyoruz Müjdat Bey. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler. Müjdat abi hoş geldin. Nasılsın? Ben aslında benim 8 tane beraber geçtim. Hiç ayrılmadım. Aynı binada. Tamam. İyisin değil mi sen? Çok sağ ol. İyi oldu. Hadi görüşürüz. Benim resimim var. Çok özel bir kişiydi. Yani eskilerin nevi şahsına münhasır dedikleri kişi. İstediği gibi yaşadı. Farklı biriydi. Yani en zor koşullarda bile mizahla hayata tutunmasını bilirdi. Allah rahmet eylesin. Beraber bir anımız var mı kendisiyle? Çok sağ olun. Çok sağ olun. Ben çok küçük yaşımda bu arada. Daha sonra hep bir arada olabildik. Şener abinin de biricik arkadaşıdır kendisi. Hepimizin gönlünde tam tutuldu nezaketiyle. O stiliyle, güzel oyunculuk stiliyle, her şeyiyle. Söyleyeceklerim bu kadar. Hepimizin başı sağ olsun. Kayhan Yıldız oldu bir tane. Başka da yok. Gelmez öyle biri yani. Çok teşekkürler efendim. Başınız sağ olsun. Tekrar. Baba elini öpeyim ya. Efendim başınız sağ olsun. Neler söylemek istersiniz? Doğaya bir ismi bugün kaybettik, evet, veda ettik. Azalıyor artık. Gittikçe azalıyorlar. Çok değerli bir insandı. Çok yönlü bir insandı. Korkunç bir müzik, edebiyat, felsefe bilgisi olan bir kişi kaybettik. Sizler efendim? Kardeşime ek olarak çok iyi bir babaydı. Çok insan yetiştirdi. Çok kıymetliydi. Gerçekten çok entelektüel, çok akıllı. Çok çok yani. Öyle. Çok alışacağız zamanla. Türk evet. Sineması değerli bir ismi. Çok önemli bir ismi. Çok ya Türk sineması değil. Dünya. Türkiye. Türkiye. Yani tek tek kayboluyorlar. Bir
bambaşka bir nesil. Beyefendi az bir yani, tamam. Müzik, kitap, yani o kadar farklı bir resim yapıyordu. Resim yapıyordu. Tabii. Yani o kadar farklı bir dünyada yaşıyorduk ki. Biz de şekil yapıyoruz görüyorsun. Sonra dünya değişti. Onlar da gidiyor evet. Ve biz de bu dünyada. Yani ben şahsen şey yapamıyorum, adapte olamıyorum. Ayak uyduramıyorum. Bizler sevenler onu oyuncu kimliğiyle biliyorduk. Peki sizler yakından tanıyan insanla oradan. Kısık biriydi, anlatır mısınız? Ben şunu anlatmak istiyorum. Ben çok gençtim tanıdığımda, 19 yaşındaydım. bana ilk defa hayatımda İnsan gibi davranan birisi, bir erkekle karşılaştım. Sanattan, tiyatrodan, dediğim gibi resimden falan bahsederdi. İlk önce şey olduk, yani arkadaş olduk. Ben kafasına aşık oldum. Ondan sonra işte böyle, yani hiç zorlamadan kadınlığımı ön planda tutmadan kalbime girdi, kafama girdi. Biraz evvel söylediğim gibi karı kocalık ayrı bir şey ama iki insan yani ben ondan o kadar çok şey öğrendim ki, hayata dair o kadar çok şey öğrendim, kendimle ilgili o kadar çok şey öğrendim, değerlerimi öğrendim. Yani o yaşa kadar ben bilmiyordum, yani değerimi bilmiyordum. Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler? Cihan, onun çok eski yani. Çok eski arkadaşım. Ne zaman görüştünüz efendim en son? Hatırlıyor musunuz? Nasıldı? 10 gün evvel, 15 gün evvel de. Nasıldı? Valla ameliyat oldum dedi. Görüşelim dedi. Biz 1976 senesinde bir dostumuz var, sonra evet. Olsun. Beraberliğimiz olsun. Çok istedim gitmek. Konum atamadım, gidemedim. Sonra da bir ameliyat olmuştu. Ama beyninden bir ameliyat olmuştu galiba. Beyin ameliyatı geçirmişti. Evet. Kısmet olmadı görmek. Telefonla konuştum. Çok değerli bir insandı. Çok naif bir insandı. Çok zarif bir insandı. Kelimeler kifayetsiz. Yani yaprak dökülüyor. Vefat yaşlılığa bağlı olduğu söylendi. Evet. Yaşlı. Başınız sağ olsun. Baş sağlığı ve sabırlar diyoruz efendim. Dostlar sağ olun efendim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Gönül Yatsız, Melihat Gülses, Kayan abi. Kayan abiyle 1960'ta şehir tiyatrosunda tanıştım. Bir halk düşmanı oyununda. 60'tan bu yana. Dostumuz hep devam etti. Son dakika. Kısmet. İki ay daha yaşasaydı 92 olmuyordu. Sağ olun. Soru var mı? Konuşayım yoksa? Çok kıymetli bir ismi kaybettik efendim. Siz de yakından tanıyorsunuzdur diye biliyoruz bizler de. Neler söylemek istersiniz? Şimdi arkadaşlar bizler hepimiz çok muhteşem bir kültürle büyüdük. Hepimiz Yeşilçam kültürüyle büyüdük. Hepimizin, ben özellikle bunu böyle hissediyorum, Yeşilçam'a çok büyük borcumuz var. Müthiş karakterler tanıdık orada. Kayan Yıldızoğlu bize o kadar değişik, o kadar zengin, o kadar çeşitli karakterlerle çıktı ki karşımıza. Yani zaten bu Yeşilçam'ın ortak özelliği inanılmaz sıcak insanlardı. Kayan abi ayrıca çok iyi de bir insandı. İnanılmaz sıcak karakterlerle tanıştırdı bizi. Bugün oluşturduğumuz, inşa ettiğimiz kültürde bu büyüklerimizin çok büyük payı var. Kayan abinin de çok büyük bir payı var. Yani kötü adam oynadığı zaman bile sevdik onu. Yani Bizans imparatorunu oynuyordu. Hala seviyorduk onu. Çok sıcak, çok müthiş bir oyuncuydu. Mekanı cennet olsun. Teşekkürler efendim. Sağ olun. Güzellikleri olan çok güzel. Çok değer aldınız.
projeler var zaten. Evet, evet. Biz şimdi az önce onu konuşuyorduk. Biz Çiçek Taksi'yle beraberdik çok uzun yıllarca. Ulusal Radyo Televizyonu, Yerler Filmi'nin bir sürü içinde beraberdik Ayhan abiyle. Yani anlatılacak bir insan değil. Bütün donanımıyla, background'uyla, oyunculuğuyla, zarafetiyle, karakteriyle, kişiliğiyle, aynı zamanda dostluğuyla, abiliğiyle, arkadaşlığıyla bize o kadar çok büyük değerler kattı ki. Sadece bizim için geçerli bir şey değil. Yeşilçam, Türk dizileri, Türk tiyatrosu ondan çok şey öğrendi. O yüzden yani bazı insanlar gittiğinde böyle gerçekten üzülürsün ama gene bir tebessümle onu yolcu edersin. Şimdi burada konuştuğumuz arkadaşlarımız, dostlarımız var. Bize yaşattığı her an bizim için çok değerli, çok anlamlı geçti. Kayhan abinin gerçekten mekanı cennet olsun ama benim için vefat etmedi. Hiçbir zaman etmeyecek. Benim için her zaman yaşattığım güzel. Öğretileriyle. Öğretileriyle, duruşuyla, karakteriyle, zarafetiyle, neşesiyle, mütevazı, tevazusuyla ve donanımıyla gerçekten çok özel bir insan. Çok güzel bir karakter. Sağ olun efendim, çok teşekkürler, sağ olun. En azından ben onunla bir hediye olmuş o zaman bile yaşı hayli ileriydi ama gerçekten hepimize önder olacak kadar coşkuluydu. Bu insanların yerleri doldurulamaz. En azından böyle uğurlarken saygımızı gösterelim, yanında olalım. Çünkü bütün büyüklerimizi yolcu ediyoruz. Kayhan abimiz de asla unutmayacağımız abilerimizden, büyüklerimizden biri. Ne mutlu ki ülkemiz böyle değerli sanatçılar yetiştirmeye devam ediyor. Biz de ondan geriye kalanlara ışık olmaya çalışacağız. Genç nesile ne kadar yardımcı olursak, yollarını aydınlatırsak, bunların izlerini o kadar güzel sürmüş olacağız. Hepimizin başı sağ olsun. Allah başka acılar göstermesin diye. Ben seçtim onu orada. Ama çok iyi yani. Ya karışmıyor. Bir ismi de sevdiği arkadaşların yanında gökyüzüne yıldızıyoruz bugün. Kayhan abi, Kayhan yıldızı bir yıldızın oğlu gibiydi hakikaten. Işıklı, neşeli, parlak, asil, kibar, bilgili, kürtünlü, entelektüel bir insandı, çabalıydı. Son ana kadar yaşama tutunmaya çalıştı. Yorularak yaşadı. Sanki gökyüzünün yeryüzündeki süsü gibiydi. Kalplerimize güzel resimler çizdi ve şimdi işte bugün kendi yıldız dediğimiz gökyüzüne umuyoruz. Başımız sağ olsun, Türk sinemasının başı sağ olsun. Birbiri değerlerimizi gönderiyoruz. İçimizden uğurlayamasak da onlar gidiyorlar. Mekanı cennet olsun, onlar da yatsın. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür Annem, babam ne kadar sevdiysem onları seveceğim. Sonra bir pişmanlık ya da yanımda bir şey Thank you.
Serkan. Serkan'cığım başımız sağ olsun. Bu çok önemli, çok kıymetli bir sanatçıyı. Sonsuzlu olduğu yer söylemek ister Serkan'cığım. Çok söylemek ister. Şener abi. Salavata, meyyit için duaya uydum hazır olan imama her kişi niyeti. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Ruh için, Allah rızası için El-Fatiha. Kıymetli Müslümanlar, merhum Kayhan Beyefendi, İperi Köyü'nün adına bekleyin. Şöyle gelelim oğlum. Volkan nerede? Söyle gelsin. Şunlar tamam. Şey, ver. Bakar mısın?